Herkese merhaba. Bu derste Dreamweaver ile ortam sorgusu oluşturmayı göstereceğim. Siz de iyi biliyorsunuz ki artık internet sayfalarına sadece masaüstü bilgisayarlardan ya da notebooklardan girilmiyor. Bunun yanı sıra tabletlerden ve cep telefonlarında, yani akıllı telefonlardan da internet sayfalarına girilebiliyor. Dreamweaver ise bu olayın neresinde? Dreamweaver farklı ortam dosyaları hazırlamanıza imkan vererek cep telefonunda mevcut web sayfanızın farklı gözükmesini, tabletlerde farklı gözükmesini, normal bilgisayar ekranlarında farklı gözükmesini sağlıyor. Farklı gözükmek dediğim şekillerin birbirine karışması olarak algılanmasın. Cep telefonuna oturan bir yapı oluşturmanızı sağlıyor CSS'de. Tabletlerin ekranına uygun bir yapı oluşturmanızı sağlıyor. Bilgisayarlar için uygun bir yapı oluşturmanızı sağlıyor. Bunu Dreamweaver'da yapabilmek için çoklu ekran seçeneğine giriyorsunuz. Çoklu ekranla ilgili, yani bu çıkan menüyle ilgili açıklamayı önceki derslerimde yapmıştım. Buraya geçiyorum. Ortam sorguları kısmına geliyor. Ortam sorguları her aygıt için farklı bir CSS dosyası belirterek tasarımlarınızı birden çok aygıt için hedeflemenizi sağlar. Yani ben birazdan buraya 3 tane aygıt gireceğim. Bunlardan bir tanesi bilgisayar, bir tanesi telefon, bir tanesi tablet olacak. Ve benim burada girdiğim özelliklere göre telefondan giren bir kişi internet sayfasını telefona uygun bir şekilde görecek. Tabii şunu da belirtmek istiyorum, sakın unutmayın. Her bir medya tipi için, yani tablet için ayrı bir CSS yazmanız lazım, bilgisayar için ayrı bir CSS yazmanız lazım, telefon için ayrı bir CSS yazmanız lazım. Bunların tek dosya ya da birden fazla dosya olduğu fark etmez. Bunları mutlaka yazmanız lazım. Ortam sorgularını şuraya yaz seçeneğini belirteyim. Tüm sitedeki ortam sorgusu dosyasını belirtebilirsiniz ya da sadece bir belgeyle de yetinebilirsiniz. Ben şimdilik arkada CSS hiçbir şekilde uygulanmamış, sadece kopyalayıp yapıştırdığım bir web sayfasından devam edeceğim. O yüzden bu belgeyi seçiyorum. Aygıtları gerçek genişliğe bildirmeye zorla seçeneğini mutlaka işaretleyin. Şimdi 3 tane farklı CSS dosyası uydurduğumuzu farz edeceğiz ve farklı ortamlar için CSS dosyalarını otomatikman buraya ekledikten sonra cep telefonundan giren bir kişi cep telefonu için yazılmış CSS dosyasını çalıştırarak cep telefonu için uygun görecek. Diğer medyatiklere de kendi CSS'lerine bakarak siteyi oluşturacaklar. Burada kritik nokta pencerenin boyutu olacak. Ortam sorgusu 1. Şuradaki artıya bastığımda ekrana geldi. Açıklamaya bilgisayar yazıyorum. Minimum genişlik, maksimum genişlik. Yani bilgisayarla ilgili CSS dosyasının minimum ve maksimum genişlik aralığını belirtmeniz lazım. Bu aralıklarda pencerenin boyutu duruyorsa sizin bilgisayarla ilgili CSS'iniz çalıştırılacaktır. Minimum genişliği ben 761 yapıyorum. Maksimum genişliği de, yatay genişlikten bahsediyorum bu arada. Maksimum genişliği de 1280 yapıyorum. Var olan dosyayı kullan seçeneği mevcut bir CSS dosyası. Yeni dosya oluştur seçeneği ise yeni bir CSS oluşturmanızı sağlar. Ben buradan bilgisayar CSS diye bir CSS oluşturuyorum. Bilgisayar CSS'i oluşturuldu. Dolayısıyla şimdi işlem tamam. İkincisine geçiyorum. Ortam sorguları. İkinci bir ortam sorgusu istiyorum. Artıya basıyorum. İkinci ortam sorgum tablet olsun. Minimum genişliği 321 verelim. Maksimum genişliği ise 760 verelim. Tabi burada sizin minimum ve maksimum genişlikler adına bir perspektif oluşturmanız, internetten araştırma yapmanız gerekiyor. Minimum genişlik kaç olsun, maksimum genişlik kaç olsun diye. Bu rakamların belli standartları var. Lütfen bunlara dikkat edin. Buradan da bir tane oluşturalım. Tablet CSS olsun. Tamam basıyorum. Ve son olarak akıllı telefonlar için oluşturma yapalım. 320 olsun. Maksimum genişliği 320 olarak
ayarladım. Buna da telefon diyelim. Telefon CSS. 3 farklı CSS dosyamız oluştu. Telefon CSS ile ilgili. Daha özür dilerim. Şurada hata yaptık. Yeni dosya oluştur yapıyorum. Telefonla ilgili CSS oluşturulacak. Şurada son bir defa ekrana bakarken bilgisayarda maksimum genişliği ya da herhangi genişliklerinize bir değişiklik yapmak isterseniz açıklama kısmından bir kere tıklayıp düzeltmenizi yapabilir ve tamam basabilirsiniz.